olması önemli. Ancak yasanın birinci derecede muhatabı olan eğitim iş kolunda örgütlü sendika temsilcilerinin burada olması ve tamamının ortak düşünceyle bu yasa teklifine itiraz ediyor olması asıl belirleyici sebeplerden bir tanesidir. Ne kadar ki biz toplumun, milletin iradesini temsil ediyorsak, mevcut sendikalar da eğitim emekçilerinin, eğitim çalışanlarının, eğitim iş kolunda örgütlü insanlarımızın iradesini temsil etmekte ve bu çok önemli bir belirleyen olmakta. Bu belirleyen de bu kariyer basamakları oluşturmada, birinci konuşmamda da söyledim. Evet, aday öğretmenlik ve öğretmenlik, eskiden buna asil öğretmenlik denir idi. Bu süreçler doğrudur fakat uzman öğretmenlik, baş öğretmenlik diye ayrıştırılması, buna dair net anlaşılır tanımların olmaması, buna dair ekonomik ve akademik belirlemelerin, buna dair yetki ve kariyer belirlemelerinin belirsiz, muğlak ve birçok anlama gelebilecek şekilde ifade ediliyor olması kabul edilebilir bir şey değil. Ayrıca başlangıçta anayasaya aykırılık ilkesinden tartışma açılması istendi Sayın Başkan. Siz de yaklaşık olarak mealen söylüyorum, şöyle bir kavram kullandınız. Olsun, anayasaya aykırı olsa ne olur, anayasa mahkemesine gidersiniz dediniz. Öyle bir şey demedim. Lütfen sapıtmayın yani. Öyle saptırmayın yani. Şöyle. Ben öyle bir ifade kullanmadım. Sayın Başkan, rica ediyorum. Lütfen temiz bir dil kullanın. Ne saptırması? Yani siz düzeltin deyin. Sayın Başkan, düzeltin deyin. Düzeltin deyin. Tamam, düzeltin. Ama ben öyle bir şey demedim ya. Tamam, düzeltiriz. Tamam, düzeltiriz. Ben öyle bir ifade kullanmadım. Bunun konumunu kullanarak baskı oluşturmayın. Siz dedim hem iddiada bulunuyorsunuz hem iddia... Tamam, iddiada bulundum. Siz itiraz edin, ben düzelteyim. Burada diyalog için varız, müzakere için varız, kavga için değil. Sayın Başkan, teşekkür ediyorum. Kullanmadıysanız eyvallah. Fakat buna dair yani Anayasa Mahkemesi'ne itiraz olacak da size atfen söylemiyorum. Anayasa Mahkemesi düzeltecek diye bir koşul da yok. Çünkü Anayasa Mahkemesi'nin varlığı da tehdit altında. Anayasa Mahkemesi'nin işleyişi de, yargıçları da denetim ve tehdit altında. Dolayısıyla burada söz konusu olan şeyi tekrarlıyorum. Evet, toplumun, milletin, halkın iradesini temsil eden vekillerin, parlamentonun ve parlamentoyu temsilen biz komisyonun iradesi ve beyanı ve tartışması çok önemli. Ama asıl önemli olan buraya katılan eğitim emekçileri, temsilcileri, eğitim iş kolunda örgütlü kurumların temsilcilerinin ortak bir düşünceyle buna birisi A yönünden, birisi B yönünden ama tamamı ortak olarak itiraz ediliyor olması şu anlama gelmez. Öğretmenler sevinç içinde bunu efendim büyük bir hüsnü kabulle bekliyorlar, kabul ediyor. Öyle değil, manzara ortada. Öğretmenler ve temsilcileri buna itiraz ediyor ve kabul etmiyorlar. Bir öğretmen olarak bu iş kolunda örgütlenmeye hizmet etmiş, mücadele etmiş bir insan olarak bizim de bunu kabul etmemiz mümkün değil. O anlamda kariyer basamakları kavramının kaldırılması ve öğretmenliğe dair düzenleme ve hakların tüm öğretmenleri kapsayacak şekilde olması gerektiğini düşünüyoruz. Teşekkür ederim.